Bas basmıyor. Ya yolda kalırsak Faruk? Basmıyor. Efendim aklınızı kullanın. Otoparete'ye gidin. Aklınızı kullanın. Otoparete'ye gidin. Derbi 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 derbi. Beşiktaş Rıza Çalınbay yönetimindeki ikinci maçını da kazandı. Samsunspor deplasmanında zorlansa da 2-1 galip gelmeyi başardı. Derbinin sunduğu gol makinesinde her zaman olduğu gibi Nihat Kahveci ile karşınızdayız ve bu maçın analizini, değerlendirmesini yapacağız. Nasıl bir maç oldu Nihat? Beşiktaş bugün kötü oynamadı. Çok kötü oynadı. Ne oldu ya? Maç temposu bu. Vallahi billahi. Ben şokum. Neden biliyor musun şimdi? Biz hep Rıza Hoca takımlarından bahsederken ısıran, önde basan, tempolu, giden, gelen, değil mi? Son dakikaya kadar mücadele eden bir takım izleriz. Ya bugünkü takım Rıza Hoca'nın takımının temposunun %10'u yoktu. Ya sahadaki oyuncular birbirleriyle yarış halindeydi, biliyor musun? Ne yarışı? En çok topu kim kaptırırım yarışı. Chamberlain ile Jetson başı çekiyordu. Çünkü neden bu iki ismi veriyorum? Bunlardan bir şey beklersin. Ön tarafta bir şeyler yapsın. Jetson ikinci yarı var ya. Hafif bir kıvılcım gibi bir şey yaptı, gol geldi. Aynen. Koli üçüncü golünü attı. Duran toplarda zaten etkili bir oyuncu. Bu arada gol vuruşunu iyi yaptı. Penaltı bence penaltıydı. Rozier'e yapılan. Cenk kaçırdı, iyi tamamladı. Yere çaktırarak, zeminde ıslak. Cenk son 3 maçta 3 gol attı. Zaten Cenk Tosun'la ilgili ben ne diyordum? He, bugün Cenk iyi oynadı mı? Oynamadı. Diğer Onur gibi, Muleka gibi, Chamberlain gibi, Jetson gibi, Amir gibi, Masuaku gibi, Rozier gibi, Necip'le Mert hariç bütün takım kötüydü yani. Bak gerçekten. Ya ikinci yarıdaki en net pozisyonu çıkan Necip muhteşem kesiyor. Aboubakar'ın tam istediği kafayla vurdu. Aldı. O dakikaya kadar pozisyonu yoktu Beşiktaş. O dakikaya kadarki pozisyonlarda ne biliyor musun ikinci yarı? Sol ayakla Masuaku vuruyor tribüne. Samsun'dan vuruyor Ordu'ya. Rozier sağ ayaklı sol ayağıyla vuruyor, zayıf. Muleka sağda yok. Ya bir tane Beşiktaşlı taraftar bana desin ki bugün oynanan oyundan memnunum. Ben futboldan anlamıyorum ya. Bir kişi bence memnun değildir. Bu kadar kötü oynar mı ya Beşiktaş? Ya isimlere bakıyorum. İsimler iyi bak. İsimler iyi. Çok eksik yok mu? Yani sayıyorum sana. Salih, Zaynutdinov, Raşitsa, Gezzal, Amartey, Bayi, Onana, Rebic cezalı, Abubakar da yedek. Bayağı eksik var. Beşiktaş'ta isimler var ama hep eksikler zaten. Ama bugün ikinci yarının ön tarafı üçlüsü Cenk, Muleka, Abubakar. Arkası Chamberlain, Jetson, Amir. Şimdi ben nasıl eksik diyeyim? Senin sağ beki Rozier oynuyor. Sol beki Masuaku oynuyor. Stoper'de Koli. Amartey'ler falan eksik diye saymıyorum. Zaten beraber oynadıklarında ikisi bir tane iyi stoper performansı göstermiyor. Ben Beşiktaş'ın eksiği var demem ama Beşiktaş yine bence 3 puanla Mert'e dua etsin. Mert yine kritik karşı karşıya pozisyonlarda iyi çıkardı. Ya Marius muhteşem bir gol attı, helal olsun. Böyle arkan dönüp onu vurmak ki Mert o top nasıl geldi? Yok, görmedi. Vücut haliyle durdu. Görmedi yani. İnanılmaz göremezler. Gol. Tebrik ediyorum. Şahane ama gol öncesi Samsunspor başkanı, yönetimi, futbolcuları Beşiktaşlı oyunculara gol geliyor diye SMS yolladı. WhatsApp'tan yazdı. Mail attı. Çünkü iki tane pozisyon var. Stoperleri Van Dijk gibi Van Drongelen iki tane pozisyona girdi. Resmen gol geliyorum dedi. Ama Beşiktaşlı futbolcular telefonuna bakmadılar. Golün ne mesajını gördüler, ne mailini gördüler. Ve golü yediler. AFA duyarısı gibiydi değil mi? Böyle. 3 puan önemlidir. Evet ama bugün bir tane taraftar kazanmanın mutluluğu yoktur. Çünkü Beşiktaş bu kadar kötü oynamamalı. Şimdi Rıza Hoca'yı ben şu konuda sadece eleştirebilirim. Hocam 15 günlük arada bu takımı ben daha hırslı beklerdim. Çünkü atom karınca Rıza. Dokunuşları, yansıttığı hırs. Çalıştırdığı takımlarda bugüne kadar oynattığı futbol. Fiziki güç. Bugün takım tank gibiydi.
alıyor sağa veriyor, alıyor sola veriyor. Ama ben Chamberlain'le ilk yarıdaki Jetson var ya, bugünkü maçı hemen silsin kafasından. Sakın özetlere özetleri izlemesin. Ben bu kadar kötü bir Jetson hiç izlemedim ya. Şimdi sakatlıktan sonra o da herhalde iyi toparlayamamış. Sen top kayıpları dedin ya, Chamberlain'le Jetson'un, tabii Chamberlain 90 dakika oynamadı. 70 küsürde oyundan çıktı. İkisinin toplam 26-27 top kaybı var SofaScore verilerine göre. O ne ya? Olmaz yani. Ya olmaz. Ya top kaybı 3. bölgede 2-3 kişinin arasına girersin, kaptırırsın. Derim ki risk aldın. Top kayıpları alıyor, yana oynuyor, kaptırıyor. Kontrol ederken kaptırıyor. Jetson kötü kontrol ediyor, kaptırıyor. Ben bu kadar kötüsünü görmedim. Bir de ya Beşiktaş takımı öyle ya da böyle içeride oynasın, dışarıda oynasın, taraftar önünde baskı ister, pres. Beşiktaş bugün ikinci bölgeye çekildi. Bence bu da yanlıştı. Neden? Senin önünde Muleka, Cenk, Onur var. Hı-hı. Rakip kaleye çabuk inen oyuncular değil. Sen onları kaleden uzakta tutuyorsun. Hani Rıza Hoca bu konuda da beni şaşırttı. Hani ikinci bölgeye çekilip bir nevi hani uzun top atarım, kontra oynarım ki Necip onları denedi. Zemin ıslak, hızlı gitti. Ön taraftakiler topu ayağına aldığında driplik yapıp ceza sahasına çabuk giden oyuncular değil. Gitmeye çalışan maçın son bölümünde Muleka'da gidip bitiremeyen biri. Muleka nasıl gol atar? Kesersin, kafayla vurur, ceza sahası içinde atar. Keserler, ayağıyla vurur, ceza sahası içinde atar. Yani Beşiktaş ne oynadı bugün? Ben çözemiyorum. Çözen varsa yazsın. Bu oyunun adı futbol değildi bence Beşiktaş'ın oynadığı. Şu senin özellikle pres yapmadığı konusunu biraz daha açmak istiyorum. Şu ortalama pozisyonlar özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda da şekil aynı bu arada. Bak ikinci bölgeye senin belirttiğin gibi ikinci bölgeye dizilmiş bir Beşiktaş var. Ya böyle olur mu Beşiktaş'ın pozisyon duruşu? Evet. Nerede bak? Orta sahada. Aynen. Yuvarlağın orada. Orada bekliyor. Samsun Spor rahat. Ya Samsun Spor kazansa kimse neden kazandı demezdi. Bence kazanmayı da hak ettiler hani. Yani evet, Samsun Spor uzun vurmasın. Şimdi 3. bölgede pres yapmak Samsun'a uzun vurdurmak demek. Uzun vurmasını mı istedi? Şimdi ben her zaman eleştirsem bile teknik direktörün ne yapmaya, ne istediğini anlamaya çalışırım. Sen de öyle bakıyorsun olaya. Neden bugün böyle bir tercih yapmış olabilir? Onu anlamaya çalışalım. Vallahi oyuncuların belki fiziki olarak yetersizliklerini gördü. Çünkü hocanın o konuda beklentisi çok yüksek biliyorsun. 95 dakika basan takım ister. Onu belki gördü. O yüzden daha kontrollü bir oyuna evrildi. Ama sen tamam geri de çekilsen, senin aktif alanına geldiğinde Samsun Sporlu oyuncular orada ısırırsın. Beşiktaş onu da yapmadı. O da olmadı. Tabii ikinci bölgede hiç şöyle pozisyonlar olmadı. Beşiktaş kazandı ikinci bölgede. Rakip kaleye gitti. Alan da boş. Pozisyona girdi. Hiç öyle bir şey olmadı. Hiç maç tutmadı boyunca. Hani. Maç hani hoca ne dediyse sahadaki oyuncular tam tersini yaptı. Yani olumsuz anlamda, negatif anlamda. Ki zaten sen hani az önce Beşiktaşlar memnun mudur bu oyundan diye sordun. Genel olarak chatteki şu anda izleyicilerimiz genel olarak memnun değiller. Birkaç tane de o kim? Franz Liszt kötü futbol iyi sonuç. Roland Isaacs Beşiktaş'ım kendine gel artık. Süleyman Çakır abi kalite yok ya, o paslar şutlar kalite görmüyorum Beşiktaş'ta. İlginç bir yorum var, bunu sonra açalım. Vallahi ne deseler haklı. Problem teknik direktörlerde değil futbolcularda bence. Hatta chat özeti de şimdi Seren yazmış bana. Problemin teknik direktörde değil futbolcularda genel olarak olduğunu söylüyor. Şimdi ya Şenol şöyle Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay. Şöyle diyebilir kimi? Ya Rıza hocam sen bu takımı izledin zaten. Evet, geldin düzelteceksin diye geldin ama şu an düzelmiş bir oyun yok derler. Yok. Kimi de şunu diyebilir, Rıza Hoca'nın kadrosu değil. İki taraf da haklı. Ama Rıza Hoca Beşiktaş'a geldi. Bu kadroyu yönetmek için gelmedi. Bunu da bir bilmek lazım. Beşiktaş'ın efsanesi hep gelmek istedi, bekledi ve geldi. Ama geldikten sonra ister istemez bir dokunuş beklersin. Başakşehir maçı içeride. Zaten Beşiktaş içeride kazanıyordu. Evet. Yani kazanıyordu Beşiktaş içeride. Pendik bu maçı. Deplasmanda ne yapacağı merak konusuydu. Sadece skor iyi. Bak bugün Beşiktaş adına skor iyi. 2-1 rakipten bir fazla gol attı ve kazandı. Ama performans olarak çok kötü bir Beşiktaş izledik. Beşiktaş iyi isimlere sahip bak bireysel olarak. Ama Beşiktaş kötü takım, kötü futbol oynuyor. Yani burası bende hayal kırıklığı. Yani geçen seneki Jetson filan nerede? Ya biz bu
Arsenal'larda izledik. Chamberlain'ler falan. Ne toplar, ne ritim. Böyle sahada böyle bir ruhsuz gibi. Aman maç bitsin gideyim. Daha maç başında Masuaku taç atarken ağır çekim böyle. Yani ne işim var, bir de hava yağmur yağıyor gibi. Bu arada maşallah ne yağmur yağdı. Evet, öyle bir ara. Aynen. Bir ara sis çöktü. Tam penaltı atılırken bir 15 evet. dakika. Hatta endişelendik. Bu sene Samsun Spor İstanbul Spor maçı aynı statta. Yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı. Sonra tamamlanabildi. Öyle olur mu dedik. Allah'tan biraz şiddeti düştü. Bu arada Cenk de boyayı değiştirdi. Tamam mı? Cenk kardeş. Golcü. Tosun. O boyayı bir değiştir. Böyle bir enteresandı bugün. Hani arkada böyle bir kahverengilikler var değil mi? Ya evet. da yağmurlu havada, yani yağmur yağacaksa akmayan lazım. Ya da kullanmasın evet. Yalnız yağmuru gördüğümde de bizim İsviçre maçı aklıma geldi. Değil mi? Maçta biri yağdı. Evet. Tufan koptu ya. Böyle bir şey yok yani. Bileğe kadar su oldu. Drenaj iyiymiş. Sonra durunca biz devam ettik. Evet. Maça galip geldik de bugün. Ama bu arada Samsun Spor'u şu anlamda yönetim tebrik ediyorum. Zemin var aynen. ya. Cila gibi. Boyalı değilse vallahi bir ekrandan cila gibi gördük. Tebrik ediyorum. Nasıl kötü zemin olanı eleştiriyoruz. Evet, doğru. İyi zemin olanı da tebrik edelim. Hatta şimdi düşünüyorum ligin en iyi zemini olabilir ya. Yani İstanbul'daki vallahi, zeminler bile bu kadar iyi değil şu anda sanki. Vallahi bak görüntü evet, onu evet. söylettiriyor. İnanılmaz ki güzel gözüküyordu. O kadar şiddetli yağmurda bir ara küçük takılmalar oldu. Hani o kadar biz, da olur evet. Sonra ama yağmurun şiddeti hafifleyince o takılmalarda hiç kalmadı. Drenaj iyiymiş. Evet. Zaten bazı sahaları bak şu şöyle fotoğrafa bak. Balık sırtı gibi yaparlar anladın mı? Bazı tabii, sahaları evet, o drenaj evet. olsun diye. Mesela Nou Camp'ta oturursun karşı kulübeden neredeyse öbür çizgiyi görmezsin. Görmezsin yani. Evet, aynen. Tabii. Sanki kaç kere Nou Camp'a hiç gittim. Acaba gittim mi hayatında bilmiyorum ki. Ama bilmiyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bir an önce seçim günü gelmeli. Bir an önce transfer tahtası açılmalı. Hani şu an bence Hasan Arat ve Serdar Adalı elini almışlardır böyle A4'ü. Ya şunu yollamamız lazım, şunu yollamamız lazım, şu mevkiyi, şunu almamız lazımları başlamışlardır ve başlamalılar. Bu kadroyla sezon sonu. Bu oyunla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Beşiktaş aşkı için tabii ki hep taraftar geliyor. Kim oynarsa oynasın bakmıyor. Ya boş tribüne oynarsın ya. Bak gerçekten bu oyunu izlemeye gitmezsin. Bir de İstanbul trafiğini düşün bazen. İnsanlar evet. nerelerden geliyor? Otobüse biniyor, tramvaya biniyor, metroya biniyor, taksiye biniyor, trafik çekiyor, yürüyor. Zamanını harcıyor. Bu oyun için zaman harcanılmaz izlenmek için bak gerçekten. Bu arada şu anketimizi açalım. Çünkü Beşiktaş'ta sen önemli bir konuya değindin. Haftaya seçim var. Haftaya bugün evet pazar günü Beşiktaş'ın yeni başkanını öğrenmiş olacağız. Tabii muhtemelen gece geç saatlerde öğrenmiş oluruz. Acaba şu anda bizi izleyenler hangi adayın başkan olmasını istiyorlar? Hasan Arat'ın mı, Serdal Adalı'nın mı? Anketimizi açalım. Oradan da yorumlara bakalım. Tabii bu adayların çalışmalarıyla ilgili de biraz konuşacağız Nihat Kahveci ile ilgili. Kim daha yakın seçilmeye? Onlara da bakacağız. Şimdi maça dönecek olursak sen az önce Alex Chamberlain'in ve Jetson'un top kayıplarından bahsettin. Bir de ilk yarıda şöyle bir şey de var. Zaten Beşiktaş pek ceza sahasına gitmedi. İkisinin ceza sahasında toplu buluşması yok. Yani şimdi 4-1-4-1 gibi oynuyorsun veya 4-3-3 oynuyorsun. 2-8'de oynuyorsun. Ya bir tanesi bir kere ceza sahasına girmez mi? Toplu girmedi buluşmaz işte, mı? Girmedi. Çünkü pas trafiği kötüydü. Çok basit top kayıpları evet. oldu. Dediğim gibi ruhsuz yani biraz yani ağır değil değil mi ruhsuz demek? Ben çok böyle ağır şey söylemeyi biraz... sevmem. Bir ruhsuzluk var, temposuzluk, isteksizlik. Belki... Ön tarafa bile gitmek istemediler Jetson'la Chamberlain yani. Ruhsuz amin... belki hakaret olarak algılayan olabilir ruhsuzu. İsteksiz, ha, isteksiz diyelim. Diyelim. Yeterince tamam. odaklanmamış evet. diyelim. Aynen. Konsantrasyon eksikliği. Ama bir an önce maç bitsin ruh hali de olabilir. Amir bir ara... Xavi Alonso oluyor. 50'den 60'a böyle atıyor uzun toplar. O da çok top kaybı yaptı. Bak oyuna giren Demir Ege bile çok basit top kayıpları yaptı. Tayfur bir toparladı, iyi oynuyordu. Bugün oyuna girdi, o da kötüydü. Hatta bir pozisyonda sırtından o top topuğuna çarpmasa karşı karşıya kalacaktı. Evet. Sonrasında hani Muleka götürdü. O da bitiremedi. Zaten genelde Muleka götürdü, bitiremedi diye not alıyoruz biz. Muleka'nın gol atma şeklini zaten herkes az çok biliyor. Hani bak Beşiktaş'a ben sana bir şey söyleyeyim mi? İki tane böyle bir kenar oyuncusu lazım ya. Yani yeni transfer olarak mı? Çabuk. Yani şimdi mesela Raşit Savar, bugün oynayamayan Raşit Savar, Gezzal
artık var diyemiyorum pek ona. Belki olur, bilmiyorum. Rebic var. Rebic de işte az oynayıp nasıl sarı kart cezalası olacak işte diye biz de şok olduk. Ama Rebic iyi oynuyordu. Rebic son maç asisti, harika bir asist yaptı değil mi Başakşehir maçında? Muhteşem, o araya verdi, evet. Top süperdi. Rebic işte bir şanssızlık, 15 gün. Şimdi bak mesela maç ritmini kaybedecek mi hafta içi Avrupa maçında? Bence büyük ihtimal oynayacak. Merakla da bekliyorum. Çünkü kaliteli oyuncu. Benim sevdiğim oyuncu profili ne biliyor musun? Top ayağına geldiğinde merak etmem lazım. Beşiktaş'taki birçok oyuncu top ayağına geldiğinde merak ettirtmiyor yani. Beni de tutmuyor, taraftarı da. Ya kaptıracak diyor, ya vuracak, avut olacak diyor. Abi esasında iyi bir Aboubakar, iyi bir Jetson, iyi bir Chamberlain. Yani bunlar sana merak ettirtir. Yani iyi saydıklarımız bile ettirtmiyor şu an yani. Mesela Abu'dan ben o kafayı gol beklerdim yani. Aboubakar bile o tek golleri var. Tek pozisyonu maçtaki. Evet. Yani ikinci yarıda oyuna girdi. Ya onun ritim eksikliği var. İki maçtır oynamıyor. Ara oldu. Bir tabii ki yavaş yavaş toparlayacak. Çok önemli oyuncu biliyorsun. İmkansız golleri var. Kendi başına gol atıyordu hani. Kimse yaratıyor. Yardım etmiyordu. Sıfırdan yaratıyordu golünü. Yaratıyor. Evet. Peki şeyi bu orta sahayı konuşurken hep yani şey kısmını biraz atlıyor muyuz diye düşünüyorum Amir'i izledikçe. Sen de az önce güzel Xabi Alonso gibi pasları var. Evet var hakikaten ama Xabi Alonso gibi omuzu sağlam yok. Değil. Evet, sağlam Xabi değil. Alonso gibi top kapması yok. Şimdi öyle olunca da acaba Beşiktaş'ın yani iyi bir 6 numaraya mı ihtiyacı var diye düşünmüyor değilim. Bak. Yani geçen sene bir dönem bu üçlü Salih, Jetson, Amir üçlüsü iyi götürdü ama Amir bence bir 6 numara için top kazanma konusunda, top rakipteyken ki oyun konusunda biraz zayıf bence. Şimdi büyük takımlardan örnek verelim. Fenerbahçe'de 6 numara İsmail oynuyor. İsmail. İyi oldu mu? İnanılmaz ritim. Galatasaray'da Torreira, evet. Değil mi? Onda da inanılmaz ritim. Amir evet o pasları atıyor ama ritim olarak çok gerisinde. Evet. Beşiktaş'ın 8 numaraları da aynı. Yani bugünkü Chamberlain, Jetson. Şimdi Fred oynadığında makine gibi gidiyor, veriyor Fener'de. Tamam. Galatasaray'da da tam onu tam bulamadı. Kaan Ayhan oynuyor. O tarz değil. Ama yine de rakip kaleye gidiyor. Torreira da gidiyor. Evet tabii. Ya da Mertens oynadığında da o gidiyor. Ya da Kerem zaten genelde oynuyor. O da gidiyor. Beşiktaş'ta bu konuda da eksik var. Öne giden oyuncu sayısı az. Kenardakiler çok çabuk driplik yapıp ceza sahasına inen de oyuncu değil. Rakip kaleyi zor görüyorsun. Beşiktaş'ın bugün ilk yarıda mesela aldığım notlarda bir tane Moleka'nın kafası var. Evet. Bir tane şut korneri var. Zaten Chamberlain 30'dan vuruyor, avut oluyor. Başka bir pozisyonu yok. Zaten ilk yarıda şöyle oldu. Beşiktaş'ın ilk ceza sahası toplu buluşması Rozier'in kazandığı penaltı. İlk şutu maçtaki Cenk'in penaltı vuruşu oldu zaten. Yani 16. dakikada ilk kez ceza sahasına girdi ve şut attı. Sonra İkinci şutu 34. dakika. Evet. Yani Cenk iki şut üst üste attı. O anlamda söylemiyorum. Golden sonraki ilk şutu 34. dakika. 18 dakika boyunca gene şutu yok. O golden sonra da zaten Samsun Spor baskısı. Samsun Spor oyununu izledik. Samsun Spor'da var ya böyle daha böyle net golcü, bitirici iyi oyuncular olsa esasında rakip kaleye kolay geliyor. Tabii ki Beşiktaş da biraz müsaade etti. Hani rahat gelmesine kötü oynadığı için. Ama Samsun Spor'da böyle iyi bir bitiricisi olsa ki zaten Samsun son 5 maçta 7 puan aldı. Ligin ilk 7 maçında 1 puan alan takım tabii. Son 5 maçta 7 puan aldı. Hani bu maç öncesi özgüvenli de geldiler. Kazanacak futbolu da bence oynadılar. Bak gerçekten. Skor olarak eksik kaldılar. Pozisyonlara girdiler. O pozisyonlarda da işte kaleci performansı önemli. İyi bir Mert sana 3 puanı alıyor yani. Gerçekten. 7 golle de hiçbir şey yapamazsın. Süper Marius. Süper Marius. Zaten öyle goller olduğunu biliyorsun. Direkt akla İbrahimovic geliyor. İbrahimovic de ne goller atmış. Hep İbrahimovic geliyor akla. Onaçu'nun golü dedi. Süper Marius'un da golü güzeldi yani. Gerçekten klas goldü. Evet. Yani senin bu özellikle güzel goller karşısındaki tepkilerin yani hangi takım atarsa atsın, hangi futbolcu atarsa atsın hiç fark etmiyor. Burada güzel golü gördüğü zaman Nihat böyle bir kendinden geçiyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda mütevazi olmayacağım. Güzel gol atıyordum. Güzel gol atanları da seviyorum. Tepkimi de gösteriyorum. Aynen. Vallahi öyle yani. Yani çünkü ben de ceza sahası dışından gol atmayı, ceza sahası içinde de olsa tavana vurmayı falan seviyordum. Evet. Güzel. Abi futbolda güzel gol izlemek için ritim, bol pozisyon onun için izliyoruz. Ama Beşiktaş izlet çektirtiyor. Gerçekten bu futboluyla.
Yani bu oyununa da yenmek de enteresan yani. Bak gerçekten. Bu da önemli. İşte forma, camia. Ve sen çok güzel özetledin demin. Jetson'un kımıldaması. Biraz çıt. Vallahi. O kadar. Yani gerçekten öyle. Şimdi ikinci yarı, ilk yarı ile ilgili tartışmak istediğim bir şey var senle. Şimdi kadro açıklandığında işte Onur, Cenk, Muleka'yı gördük. Biz ilk kafamızda Cenk santrfor oynar, Muleka kenar oynar diye düşündük. Ama öyle olmadı. Muleka santrfor oynadı, Cenk sol kenar oynadı. Ya ben maçı izlerken şunu düşündüm. Çok bir şey değiştirir miydi? O iddiada değilim ama. Yani kimin santrforluğu daha yukarıda? Sırtı dönük oyun, bitiricilik. Bence Cenk. Bana göre de Cenk. O zaman eğer şimdi burada bir mecburi bir durum var. Rıza Hoca'nın da hakkında. Evet. Yani yok başka oyuncusu. Raşit Say'ı oynatamıyor. Gezzal'ı oynatamıyor. Rebic'i oynatamıyor. O yüzden böyle bir kadro. O zaman bence Cenk santrfor başlasaydı ve Muleka kenar başlasaydı bir şey değişir mi bilmiyorum ama daha doğru tercih olurdu diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Merak şimdi öncelikle %100 katılıyorum. Cenk Tosun bari bir top tutardı ki Chamberlain'de gelebilsin Jetson'da. Muleka'nın öyle bir özelliği yok. Tamam kafaya çıkar, indirir ama böyle arkası dönüp tutup takımına bir nefes aldırma özelliği yok. Bu konuda hadi Cenk solda başladı. Oyunun belli başlı bölümlerinde değişiklik olabilirdi. Onu da çok hoca girmedi. Çünkü geldiğinde şey dedi. Ben oyuncuları dedi gerçek mevkisinde oynatmak istiyorum dedi. Ama mecburiyetten Onur mesela bugün sağ ön. Daha oynadı başa diyeceğim de Onur var mıydı bugün ya? Pek yoktu. Yani Beşiktaş'ta çok kişi pek yoktu dediğim gibi. Yok olmak için birbirleriyle yarışan oyuncular vardı. Bence Rıza Hoca, bak yemin ediyorum maç sonu açıklamalarını görmedim. Rıza Hoca bence şoktadır. Hani oyunla ilgili iyi bir şey söyleme ihtimali yok. Zor. Şimdi ikinci yarıya başlarken de Abubakar tabi zaten maçtan önce de Rıza Hoca söyledi. Henüz 90 dakika oynayacak durumda değil ama ikinci yarı kullanacağız dedi. Nitekim oyuna girdi. Oyuna girerken de Onur'un yerine girdi. Üçlü öndeki şöyle oldu. Solda Cenk, merkezde Abubakar, sağda Muleka. Şimdi bunu da görünce benim aklıma şu geldi. Üç tane santfor. İki kenarda oynayan Cenk ve Muleka böyle dripling. Sen az önce çok güzel dripling yapmaz. Çok orta yapmaz. Pozisyon hazırlamaz bunlar. Bitirir yani. Evet. O zaman iki bekin inanılmaz bir şekilde kenarlarda topla doğru yerlerde buluşturulup içeriği beslemesi lazımdı. Bu da pek olmadı. Vallahi orta sahayı Jetson'a da kötüydü, tutardım. Yani çünkü onun toparlama ihtimali var. Chamberlain'e çıkar, çift forvet 1-4-4-2'ye dön, daha iyi olurdu yani. Mesela. Anladım. Hani 4-4-2'de Abubakar Cenk yap, istersen Muleka'yı sola at ya da Cenk solda kalsın, Abubakar Muleka forvet oynasın. Yani öyle de olabilirdi hani. Anladım. Evet. Ya biraz bu yokluktan dolayı diyorsun. Sahanın içinde bizim genelde teknik direktörlerimiz hep sistem diyelim 1-4-2-3-1 başlıyor ya. Aynı şekilde devam var. Oradan aldığı oraya oyuncuyu koyma var. Bazen risk aldığında hani çift forvet yapacaksın, orta sahayı bazen tekli bırakacaksın, hani 1-6-1-8 forvet arkası gibi olacak ikilinin. Ya bu varyasyonları da bir görmek lazım biraz ya. Ya bu konuda da genel olarak hani evet anladım. Çok görmüyoruz. Onu mesela biraz daha son dakikalarda. Fix şeydir mesela. 10 kişi kaldı mı takımlarımız neye dönüyor? 1-4-4-1. Evet. Abi 1-4-3-2 dene bir kere. Anlıyor mu demek istediğini? 1-4-3-2 dene bakalım. Sen çünkü 2 tane oyuncu orada bıraktın mı? Buradaki 4 oyuncu orada kalmak zorunda olacak. Kaleciyle beraber 5 kişi. Sana 6 kişiyle atak yapmaya çalışacak. Bak çok basit bir olay ama uygulayanı da çok az görüyoruz. Evet. Bir de buradan biraz pro kursundan hani taktiksel şey yaptık ama yok lazım yapalım. Lazım. Bizim programda her şey var. Taktik var, hoş sohbet var, espri var, yorum var. Ne ararsan var. Az önce bizim söylediğimiz şey, evet, Orhan Kuliyev diyor ki abi Cenk de Muleka'da top taşıyamıyor. Vallahi taşıyamıyorlar. Zaten ikinci yarıda hani nasıl üretecek derken işte ilk ortayı, ilk pozisyonu Necip soktu. Geldi stoperden. O yaptı ortayı. Helal Abu Bakar'a. Necip'e. Zaten ben yıllardır Necip'e hiçbir şey demiyorum. Bak Beckenbauer'ı, Maldini'leri, o şeyleri, Ayala'ları, Ramos'ları, Pike'leri de alsa Beşiktaş Necip oynar abi. Necip oynar abi. O pazubantı takar ya. Yani. Öyle ya da böyle ona geliyor o forma. O da mücadelesini veriyor. Necip'e 15 senedir bir kere kötü mücadele etti diyemezsin. Yok.
Kötü oynadığı maçlar olmuştur ama özverisine, isteğine, arzusuna hiçbir şey diyemezsin kaptanın yani. Bugün de sahada iyi olanlardan biri değil. Çok güzel söyledin. Yani tekrara düşüyoruz mecbur çünkü Beşiktaş çok malzeme vermediği için oyun olarak. Bu maçta evet. İkinci yarı çıkıp Abubakar'ın kafasına topu kesen Necip. Asisti gitti mesela. Aynen. Bu arada da Jason kötü haliyle yine bir asist yazdırdı. Evet, yazılacak. Ama şey iyi tamamladı ha, Colli. Bacağını kaldırdı evet, böyle. Güzel yön verdi topa. Ki öncesinde zaten çizgiden çeviriyor savunma. Colli'nin evet, ilk kafasını kalecinin altından gidiyor. Walter Reis diyor ki Rıza Hoca sınıfta kaldı. Yeni gelen başkan asla Rıza Hoca ile yol almaz. Şu takımda korkak demeyelim. Korkak oynuyorsun demiş. Demir Ege ve Semih'i koy. Ha bu anlamda demiş. Demir Ege ve Semih'i koy 11 oynat. Ne korkuyorsun? Bundan kötü mü oynar bu takım? Bir de 90+5'te Semih'i soktu. Yani diyor ki özetle. Evet bak genç... 95. dakikada oyuncu değişikliği hani 30 saniye için giren içinde çıkan içinde sıkıntı. Bunu bak Valerian İsmail bir kere Cenk Tosun'a yaptı. Ben bugün hani Rıza Hoca yanlış yaptı demiyorum. Ama bu büyük takımlarda biraz göze batıyor yani. 20-25 saniye için oyuncu almak, çıkarmak hani zaman mı geçiriyorsun? Hani büyük takım zaman geçirir mi? Ya sen Cenk Tosun 25 saniye aldı. Ben burada ortalığı yıkarım çünkü İngiltere milli takım o bu. Cenk 25 saniye oynar mı diye yıktık zaten ortalığı. Ya şimdi öyle bir şey demiyorum ama olmamalı ya. Hani bir dakika için oyuncu değişikliği benim orasını aklım almadı yani. Vallahi skor böyle tek farklı gidince hemen hemen bütün teknik direktörler buna başvuruyorlar. Beğensek de beğenmesek yani de hoşumuza gitse de gitmese de orada bir 30 saniye hesabı yapıyorlar yani. İşte büyük takım biliyorsun. Evet, yani. İnsanlar evet. Bekliyor. Son aynen. Dakikaya kadar iyi futbol istiyor, evet. Tempo istiyor ya. Böyle işi korumaya girdin mi olmuyor bazen büyük takımlarda. Peki bu izleyicimizin Walter Reis'in sorusu yani diyor ki ya kardeşim diyor oynat Semih'le Demir'i Ege'yi ilk 11 diyor. Niye bu çekiniyorsun bundan diyor. Ama ya şimdi şöyle de bir durum yok mu? Ya Beşiktaş evet ligden... Hayır, kazanması gereken bir maç oynadı. Değil mi? Heh. Tabii. Yani şampiyonluk yarışından kopmuş gibi görünüyor evet. Ama bugün itibariyle liderin 9 puan gerisinde. Evet. Hani bir umut veriyor mu? Veriyor diyemeyiz. Oyun olarak umut vermiyor. Hani oyun ama... olarak Galatasaray'ı yakalar, Fenerbahçe'yi yakalar yok. Hı-hı. Ama bak bu futbol. Futbol bu. Evet. Şimdi bak Fenerbahçe'yle 6 puan var. Fenerbahçe biraz an itibariyle, sonra evet. Maçı var. Hı-hı. Değil mi? Yani kaybetti 3 puan. Al Fenerbahçe'yle 6 puan. Uçan kaçan Fenerbahçe'yle. Hani puan olarak yakınsın ama... Evet. Oyun olarak umut vermiyor Beşiktaş. Ama futbolda her şey olur işte. Yeni başkanlık, transferler. Bir seriye kalarsın, kötü oynarken de kazanmak önemli dersin. 3-3 yazarsın. Sonra birden bakarsın bambaşka bir yerde olursun. Beşiktaş için çok zor bambaşka bir yerde olması ama oyun olarak. Yani bu her maça bir açık bırakmak lazım. Gençleri olur. Hazırlayayım. Artık ben havlu attım zaten. Gençlere daha çok süre vereyim maçı gözüyle bakılması pek kolay değil bence. Bak biz yorum yaparken... Havlu attı deriz, koptu evet. Deriz ama büyük takım da esasında hedef hiç bitmez. İlk maçtaki kazanmak bile bir hedeftir kiminle oynuyorsan. Büyük takımlar böyledir. Hedefi bitmez. Doğru. O 90 dakika çünkü senden galibiyet bekleyen, iyi oynayan taraftarların vardır. O kitleler büyüktür. Onlar için bile çıkıp oynamak, 3 puan vermek hedeftir. Şampiyon da olmasan, kupa da almasan. Çünkü bu böyledir büyük takım futbolculuğu. Evet, biraz seçim konusuna gelelim. Tekrar saha içine döneriz. Şimdi iki aday var. Bu konu net. Hasan Arat ve Serdal Adalı. Hasan Arat aslında uzun sayılabilecek bir zamandır aday olacağının sinyallerini veriyordu, hazırlanıyordu. Mevcut yönetimi, yani şimdi bırakacak olan Ahmet Nur Çebi yönetimini eleştiriyordu. Hem sosyal medyadan hem verdiği röportajlardan. Serdal Adalı da bildiğimiz eski yöneticisi Beşiktaş'ın. Evet. Ve seçim kararı alındıktan kısa sayılabilecek bir süre sonra ben de adayım dedi. Şimdi iki adayla girmesinde bir sürpriz var mı senin açından? Yok. Değil mi? Daha yani, fazla olsa daha da memnun olurdum. Daha mı iyi olur çünkü daha çok? Çünkü ne kadar fazla aday o kadar bence
güçlü insanların olduğu bir camia izlenimi veriyor bende. Hani, ya bazen de şöyle oluyor biliyorsun. Kulüplerde destek oluyorlar bazen. O evet. Oluyor. Bir de kulüplerde hani biraz ismini, kendi isminin PR'ını yapmak için ben de adayım, ben de adayım. Beşiktaş üzerinde söylemiyorum. Galatasaray'da evet. Da başka kulüplerde de. Gerçi Fenerbahçe'de çok uzun zamandır Aziz Yıldırım vardı. Sonra Aziz Yıldırım, Ali Koç inanılmaz bir seçim rekabeti olmuştu. Ama yani bunu biraz kişisel tanıtım malzemesi yapanlar da oluyor. O evet. Yüzden öyle olmaması hoş oldu bence. Şimdi Beşiktaş'ta sen söyleyince Aziz Yıldırım falan 17, 19 sene falan değil mi? 20 sene Aziz Yıldırım. 20 mi? 20. Şimdi Sayın evet. Koç da Ali Koç da 5 sene değil mi? Doğru. 25 senede 2 başkan. Doğru. Beşiktaş'ta 25 senede kaç başkan? Süleyman Doğru. Seba'dan sonra sayalım. Serdar Bilgili. Serdar Bilgili. Yıldırım, Yıldırım Demirören. Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve şimdi bir tane daha gibi. Evet. Bak 6. Unuttuğumuz yok değil mi arada? Yok. Arada unuttuğumuz yok. Asadenen falan yok evet. Bak 6. Evet. 25. Aslında Türkiye ortalamasına göre çok kötü değil ha ben ve söyleyeyim. Ve Beşiktaş'ta da gelirken neredeyse aynı geliyorlar, giderken de aynı gidiyorlar. Ha. Bak bütün giden başkanları nasıl gitti genelde. Hani protestoyla hep gidiyorlar. Ha. Hani Hasan Arat, Serdar Adalı bunu biliyordur. Hani başkanların gidiş şekli bak Ahmet Nur Çebi de dahil. Gördün Doğru. Yani işler evet. Nerelere evriliyor. Bunu bilerek de giriyorlar. Zaten başkanlık, yönetmek, liderlik cesaret ister. Cesaretlerinden dolayı da tebrik ediyorum. Beşiktaş şu an oyun olarak hem bütçe olarak hani transfer gücü anlamında. Hı-hı. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe'sinin yerinde kaldı. Hani öyle kolay bir şeye gelinmiyor hani. Durumda gelinmiyor. İkisine de tebrik ediyorum. Sosyal medyaya baksam yazılanlara Hasan Arat sanki rahat kazanacak gözüküyor. Ama oy verenler, o dernekler, üyeler ne düşünüyor bilemem. İki başkanı da başarılar diliyorum. Kazanan Beşiktaş olsun yani. Ben de mesela Ahmet Nur Çebi bir röportaj verdi biliyorsun. Hala başkanı Beşiktaş'ın an itibariyle. O da sanki ben açıklamalarından Serdal Adalı'yı destekliyor gibi hissettim. Olabilir çünkü. Değil mi? Evet. Hasan Bey'e biraz daha böyle sert açıklamalar var. Evet, tepki koyduğu bazı açıklamalar evet, var. Evet. Şimdi bu arada sevgili arkadaşlar, Beşiktaş'ın futbolunu beğenmediniz ama bizim yayınımızı beğenebilirsiniz. Tabii istiyorsak. Abone olmayanlar da abone olsun. Biraz sonra da zaten güzel bir maç var. O maçın sonunda da biz buradayız. Bekliyoruz yine hepinizi orada. Hani bizim yayını beğenebilirsiniz. Futbolu beğenmedik ama yayını beğenebilirsiniz. Şimdi Hasan Arat'tan bir açıklama gelmiş. Feyyaz Uçar'ın yönetim kurulu listesinde olduğuna dair futbolcuların, eski futbolcuların pek yönetim kurulu listelerinde olmasına alışık değiliz. Değil mi? Yani değiliz. Şimdi, sportif direktör oluyorlar, teknik direktör oluyorlar ama yönetim kurulu listesinde yakın zamanda ben çok hatırlamıyorum. Ne Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bir ki Cüneyt Tanman evet, yönetim ara, kuruluydu evet. Galiba değil mi? O evet, geldi Erdal aklıma. Erdal Kaptan Keser. Bir yer Erdal Keser. Ama o yönetim kurulunda değildi de bir görevi vardı. Fenerbahçe'de öyle var mıydı? Vardır ya ama Cemil bu Turan. Sefer bu evet. Sefer Beşiktaş'tan Samet Aybaba ismini duyuyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Feyyaz Uçar ismini duyuyoruz. Şifo Mehmet ismini duyuyoruz. Şimdi anlatalım. Başka var mı? Hasan Arat diyor ki Samet Aybaba, Feyyaz Uçar benim futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyem olacak diyor. Ve galiba şunu da açıklayacak. Samet Aybaba da futbol koordinatörüm olacak diyor. Hasan Serdal Adalı da diyor ki Mehmet Özdilek benim sportif direktörüm olacak diyor. Feyyaz abi de her zaman yakışıklı. Değil mi? Ya, maşallah. Ne golcüydü. Var ya. Çok. Yani. Valla saydığın isimler taraftarın çok sevdiği hani efsane Beşiktaş'ın isimler. Beşiktaş'ın efsaneleri. Yani hani aralarında maç oynayıp kazanan taraf sanki yönetime gelsin diye isim var. Güzel kadro. Bir tarafta Şifo abi, bir tarafta Feyyaz abi. O bir kadroya bak. Şifo abiyi biliyorsun. Forvet arkası oynayıp attığı goller kalite. Feyyaz Aynen. abinin golcülüğü. Evet. Samet Aybaba. Kaç tane maçı var Beşiktaş'ta. Tabii. Yani oraya bizim Beşiktaşlı abimiz var burada biliyorsun Aydın. Yani evet. Gökhan abinin ismini de söyledi libero.
O zaten abi, uzun yıllar Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Kadir Akbulut gelsin, Ulvi abi gelsin. Bak Kadir'e bak. Zeki Ziya. Zeki Metin, Ziya. Metin Ali. Efsane Ali Gültüker, Metin Tekin. Metin Tekin. Aralarında maç yapsın, izleyelim. Ne güzel. Amokachi gelsin. Amokachi. Şu o kadro. Ben öyle sayın ki aklıma bu geldi ya. Bütün efsaneler. Güzel. Bak düşünce çok güzel yani. Sayılan isimlere de kimse hayır diyebilir mi yani? Yok tabii ama hani bu rolde ne yap mesela Mehmet Şifo Mehmet'in Şifo Mehmet dedim özür dilerim Mehmet Özdilek'in Mehmet Hoca'nın mesela sportif direktörlük deneyimi hatırlamıyorum. Ben teknik direktör olarak hep teknik direktör ama olarak şeyi hatırlamıyorum. Mesela Samet Aybaba'nın futbol koordinatörlüğü, Feyyaz Hoca'nın yönetim kurulu üyeliği aslında bu isimler içinde kim kazanırsa kazansın ve bu görevleri alırsa onlar içinde yeni bir deneyim olacağını da unutmamak tabii, lazım. Tabii. Ama renk katacaklar. Çünkü Beşiktaş'a şu an ne lazım? Bir hava değişimi lazım. O kesin. Önemlidir yani. Aynen. O yüzden renk katarlar ve hepsi yani. Hepsi güçlü isimler, efsanevi isimler, camiada sevilen isimler. Ve evet, vurguluyoruz seçimden sonraki yani yeni başkanın ilk maçı içeride Fenerbahçe maçı olacak. Derbi olacak. Evet. Şimdi haftaya pazar seçim var. O sırada Beşiktaş Ankara gücüyle oynuyor yanlış hatırlamıyorsam. Aynen deplasmanda. O gün seçim. Muhtemelen maç bittikten sonra belli olmuş olur zaten Beşiktaş'ın başkanı. İlk maçı bir sonraki hafta 9 Aralık'ta Beşiktaş Fenerbahçe maçı olacak. Güzel fırsat. Değil mi? Ya yani da ya muhteşem bir başlangıç ya da daha ilk dakikadan kaoslu bir süreçte başlayabilir. Çünkü derbi maçları böyledir. Derbi maçlarının ortası yoktur. Tabii. Kazanan ki bak sezon öncesi biz oynardık turnuva gibi. PSG'de kupası. Tabii. Orada bile birbirleriyle oynardın. Kazanan lige daha iyi başlıyordu yani. Derbiler böyledir. O yüzden yeni başkan için de ya iyi bir sınav olacak. Muhteşem bir başlangıç Fenerbahçe galibiyetiyle ya da Fenerbahçe karşı bir mağlubiyetle ya yine mi olmuyorların konuşulabileceği bir durum. Hani ortası olmayan bir durum olacak. Bakalım merakla zaten o maçı da bekliyoruz. Ama Beşiktaş'ın içinde olduğu derbiler her zaman güzel olur, gollü olur. Özellikle Beşiktaş-Fenerbahçe maçları içeride dışarıda gollü oluyor. Güzel de bir maç olur. 0-0 bitermiş bilmem öyle. yok sen bitirdik. Olduğun süre. Adana Demir Fener maçını nasıl bitirdik ya öyle? Aynen. Bayağı da gol kaçırdı Fenerbahçe. Çok yani, kaçırdı. Değil mi? İyi de oynadı. Ceko kaç? 7 şut mu 8 şut mu ne attı? Öyle bir şey. Tek başına ettirik yapardı o gün. Aynen öyle. Sinan Çelenk de sağ olsun az önceki senin yorumuna istinaden sizi izlemek Beşiktaş'ı izlemekten daha büyük zevk veriyor sağ demiş. Gerçi tabii bu ne kadar övgü onu da bir düşünmemiz lazım. Zor değil. Zor değil sevgili kardeşim ama sağ ol bize teşekkür övgün ederiz için yine de. Ama Beşiktaş'ı bu övgünün ne kadar övgü olduğunu bir aramızda değerlendirmemiz lazım. Teşekkür ediyoruz Sinan Bey. Hani evet. Beşiktaş o kadar kötü yani. Evet o yüzden emin olamadım. Bu arada Fenerbahçe'nin 11'i açıklanmış bir ona bakalım. Tekrar Beşiktaş'a döneriz. Rıza Hoca'nın da açıklamalarına bakarız. Ceko, Tadic, Şimanski, İrfan, Crespo, İsmail, Ferdi, Oster. Ben önden başladım. Mert. Mert oynuyor. Bir dakika. Osay yedek mi? Osay yedekte de yok. Demek ki bir problem var Osay'da. Yoksa Osay'ı yani oynardı. Yerli den bir durum var mı? Ferdi, İsmail, İrfan Can yok. Orada da yok. İsmail demek Hoca son. Samet de var zaten. İsmail Hoca Galler maçını izlemiş. Ferdi'yi bak sabit koymuyor. Ama zaten orada Osterwold'i mecbur stopu oynatıyor ya. Evet. Başka çaresi yok. Samet oynuyor bak. Samet 11'de. Gene çaresiz. Şimdi maç önünde biliyorsun her zaman 11'de gördüler mi taraftarlar birazcık tedirgin oluyorlar. Samet'in bireysel hatalarından dolayı. Ama Galler maçında. O sayı cezalıymış ya. Tabii araya milli ara girince kusura bakmayın. Doğru. Teşekkür ediyoruz Oğuz. Aydın abiye de. Pardon ya. Evet. İsmail yani Crespo'yu izleyeceğiz. Hani ön taraf zaten bilindik o dörtlü. O klasik. O değişmiyor. Ceko. Karagümrük biliyorsun son dönemde formda hani. Evet Karagümrük'ün de kadrosu. Keyifli maç olacak ya. Geçen sene de maç çok keyifli olmuştu burada. Gollü olmuştu. Evet. Borini çok acayip oynamış değil mi Kadıköy'de? Sistem 4-6-0. Aynen evet. İyi maç oynamıştı. Valla keyifli bir maç olacak. Heyecanla da bekliyoruz. Karagümrük'te Serdar Dursun yok 11'de. Feguli yine savunma önünde oynuyor biliyorsun. O oyun kurucu gibi. Regista.
Bir de güven var. Fenerbahçe taraftarlar merakla hani Ciku, Fred hani bekliyorlar. Daha biraz hani bekleyecek. Fred'in olasılığı var gibiydi. Hani ama iki gün antrenmana çıkmış evet. Galiba. O yaklaşık bir 2-3 haftalık sakatlıktan sonra 2 günlük antrenman kurtarmaz değil mi? Bir de Fred'i bir daha hani hemen oynatayım, risk alayım, aman oynasına çok gitmemen lazım. Çok değerli oyuncu, uzun vade düşünmen lazım. Hani tam böyle garantici olman lazım. Risk edilmez Fred yani. Evet. Çünkü eksikliği çok hissediliyor orta sahada. Tabii canım. İnanılmaz yani, hissediliyor. Aynen. Takımın en kilit, en kritik oyuncusu. Yani tabii şimdi geri dörtlüye bakınca sağ bekte de Osay Samuel olmayınca yani geri dörtlünün 3'ü ideal 11'in dışında. Geri de dörtlü ben bir gol yerim diyor. Bak gerçekten öyle. Değil mi? Çünkü birbirleriyle Fenerbahçe sezon başına dön bu dörtlü oynayacaktı. Osterwolde, Samet, yok, Ferdi, Mert. Hani aynı anda oynayacaktı. Yok, kimsenin aklına gelmez. O yüzden bu dörtlü gol yerim mesajını veriyor ama bakacağız. İçeride oynuyor Fenerbahçe, baskılı oynuyor. Bazen topu rakibe bile vermiyor. Vermediği evet. zaman rakip senin kalene gelemiyor. Bakalım. Öyle bir maçta anca yememe ihtimali oluyor da Livakovic inanılmaz bir performans gösterecek. Ama genelde Livakovic'in yediği goller de güzel gol yiyor. Hani rakipler iyi gol atıyor. Bazen hiçbir şey yapamıyor yani. Evet. Bir şey ya, hatalı gol yedi diyemiyorsun adama yani. O kadar güzel gol atıyorlar ki bazen Fenerbahçe'yi. Neden kurtaramadı diyemiyorsun. Evet, Fred, Bekao ve Cikusuz bu üçüncü maçı olacak değil mi? Önce Trabzon maçında bu üçlü yoktu. Yenildim. Sonra Demirspor deplasmanında yoktu. Demir'i yenemedim. Berabere kaldı ama iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Ve farklı bir stratejiyle. Adana Demir deplasmanında ancak bu kadar değil iyi mi? Oynarsın. Aynen. Bak gerçekten. Şimdi de yine bu üçlüye bir de şey eklendi. Tabii yani Serdar Aziz'i falan onları saymıyorum. Bir de şimdi sağ bek eksikliği Serdar eklendi. Aziz sakat mı hala? Sakat. Bence seneye Fenerbahçe kadrosunda Serdar Aziz olmaz gibi mi geliyor? Ha, tabii Ludogorets deplasmanı da var. Doğru bu arada Oğuz. Arada maç var. Oğuz hatırlatıyor. Ludogorets deplasmanı da var. Yaşar Yılmaz diyor ki Mert hakkında yorumunuz var mı? Maç olarak eksikleri var diyor. Evet, Mert çok az süre aldı. Evet. Ne kadar Fenerbahçe'de. Az süre aldı ama mesela ilginçtir. Hani bizim o sıfır çektiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda yanlış hatırlamıyorsam ben bir İsviçre maçı hatırlıyorum. Sol bek oynadı. Takımımızın en iyisiydi ha. İnanılmaz oynadı. Çok dribling yaptı, pozisyona değil soktu mi? Takım. Hatta güzel bir ya da iki de şutu vardı o maçta yanlış hatırlamıyorsam. Ama uzun bir aradır tabii ki böyle çok 11'de oynamıyor. Bakalım ritmi nasıl. Hı hı. Ama bu defans dörtlüsü tabii ki yani bir uyumsuzluk evet. mesajı veriyor. Hem uyumsuzluk ama belli de olmaz. Hem Samet'in çok formda olmadığını düşünürsek. Crespo da eski Crespo değil. Değil. Bence doğru. Bugün İsmail'e de o anlamda çok yük düşecek. Şimanski'ye hani forvet arkası gözükür ama Şimanski 8 numara gibi de 6 numara gibi de koşan bir oyuncu bu arada. Yapması şart zaten. Şart. Bu orta sahada şart yani. Nitekim Zajc da bu arada şeyde yok. Kadroda yok. Yani orta sahada özellikle çok büyük bir hem stoper mevkiinde hem de merkezde orta sahada büyük bir problem yaşıyor. King bu arada kadroya döndü. Bak, onda o, bir sakatlığı vardı. O önemli. Değil mi? Çünkü sana farklı bir opsiyon sunuyor ön tarafta. O Bale gibi deparlarını hatırla sakatlık öncesi. Hani başka tabii, bir ritim getiriyor. Aynen. Hani İrfan'ı şimdi diyelim oyundan aldığında yeri gelirse oraya King'i atabilirsin. Kent olmuyor çok. Şimdi bu iki... Bizim kent var ya. O bunu yapıyor ama top orada kalıyor. Evet. Yani şimdi bu iki kenar oyuncusu topa sahip olup oynayan oyuncular. King başka önüne isteyen oyuncu. Delici bir daha delici bir oyuncu. O yüzden önemli. Hani Kadiş'te İrfan dediğin gibi topa sahip arkası dönük tutuyor. O zaman Mert'in, Ferdi'nin öne çıkmasına vesile oluyorlar. Evet. Kenar etkinliği öyle geliyor. Ya da içeri girip şut atmalarından geliyor evet. ama King'le Ferdi verir. İsterse çıkmasın, alır deparla gider iner yani. İsmail Kartal'ın maç önü açıklamaları varmış. Ona da bakalım. Fred ve Ciku'yu şu anda takımla beraber bazı antrenmanları alıyoruz. He, yani o zaman tabii. daha takımla tam çalışmıyorlar bile o zaman. Süreçleri devam ediyor. Bence o zaman haftaya da oynamazlar ha ben söyleyeyim. Bence Fred ve Ciku'yu
derbiye hazırlamaya çalışıyorlardır diye düşünüyorum bu açıklamadan sonra. Çünkü zaten Fenerbahçe Karagümrük'le oynuyor. Haftaya Sivas'ta oynuyor. Sonraki haftada Beşiktaş maçı var. Bazı antrenmanları alma. Rondo hani o 5'e 2'ler. Ha, değil mi? Kimse dokunmaz, etmez, sakin. Ya da herhangi bir kısa alanda çift kalede aman dokunmayın, aldımı versin, ritmini arttırmayın. Atırsın, kendini tamam. Kontrol ede ede. Yani yavaş yavaş hazırlanıyorlar öyle. Önümüzdeki haftalarda herhalde iyi bir duruma geldiklerinde onları da kadroya alıp kullanmak istiyoruz. Önümüzdeki haftalarda. Yani daha yakın değil gibi bu, ben öyle anladım. Son Adana Demirspor maçında çok güzel reaksiyon gösterdik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmayı çok istiyorduk. Arayı iyi değerlendirdik. Antrenmanlardan sonra oyuncuların çoğu iyi seviyeye geldi. Sakat oyuncuların birçoğu takım antrenmanlarına çıktı. Karagümrük'ün son haftalarda çıkışı var. Bugün evimizde 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz diyor İsmail Kartal. Dikkat et, Adana Demirspor maçından halen bahsediyor İsmail Hoca. Evet. Çünkü o kadar önemli bir maçtı. Mağlup olsaydı Trabzon maçından sonra bir de o mağlubiyet böyle yapacaklar. Jesus döneminde de biz buraya kadar uçuyorduk. Sonrası kötü oldu. Acaba yine mi öyle olur diyecekti. O yüzden çok kıymet veriyor İsmail Hoca. Galip gelmemesine rağmen oyundan çok memnun ki bunu söylüyor. Yani reaksiyon verdik diyor. Onu diyecektim ben de. Kötü bir oyunla berabere kalsaydı da az önce dediğin etki olabilirdi. Ama iyi oynayarak berabere kaldığı için hani oyun zihinlerde galip gelmiş bir oyun olarak kaldı. Hani bugünkü Beşiktaş 2-1 kazandı. Heh. Mutsuz. Kazanmış aynen, gibi bravo. Değil. Adana çok Demirspor berabere kaldı ama Adana Demirspor maçında Fenerbahçe berabere kaldı ama mutluluk verdi oyunu hani. Bu bazen berabere kal ama iyi oyna. Uzun vadede kazanan olursun çünkü. Bu güzel kıyaslamayla programı noktalayalım. Evet. Çünkü maçın da başlamasında az bir süre kaldı. Biz de biraz nefeslenelim, soluklanalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Abone olmayanlardan abone olmalarını rica ediyoruz. Ve tabii yorumlarınızı programın altında bekliyoruz. Çünkü biz Nihat'la yorumları okuyoruz her zaman olduğu gibi. Fenerbahçe Karagümrük maçının ardından tekrar karşınızdayız.